Akademi'den merhabalar. Bugün bu videomuzda sizlere Senart'ın klasik rölyef pastasından bahsedeceğim. Senart'ın klasik rölyef pastası nedir, nerelerde kullanılır, hangi aparatlarla kullanılır? Bu videoyu izlediğinizde bunların bilgisini edinmiş olacaksınız. Klasik rölyef pastamız, ilk başta rölyef nedir bundan bahsetmek istiyorum. Rölyef, tüm yüzeyler üzerinde kullanılabilen, macunumsu, akışkan olmayan bir dolgu malzemesidir. Senart rölyef pastası nerelerde kullanılır? Bu yerlerden bahsedeyim. Örneğin ahşapların üzerinde, mobilyalarda. Mobilyalarda nasıl kullanılır? Kırılmış bir tarafta onu doldurmak için rölyef pastasını kullanabilirsiniz. Gerçekten çok işe yarıyor bu konuda. Bazı yerler çatlayabiliyor, kırılabiliyor. Rölyef pastayla, spatula yardımıyla direkt dolgu malzemesi olarak kullanabiliyorsunuz. Daha sonra camların üzerinde kullanabilirsiniz. Polyesterde, seramikte, metal yüzeylerde, duvarda, duvar çalışmalarında mesela çok fazla rölyef pasta kullanılır. Doku elde etmek için, dokulu yüzeyler elde etmek için rölyef pastasından yardım alırlar. Senart rölyef pastasının içerisine neler kullanılır, neler koyulabilir? Lezik medium kullanarak, içine ekleyerek kurumasını yavaşlatabilirsiniz. Nasıl, neden kurumasını yavaşlatalım ki diye bir soru geliyordur. Bunu duyar gibiyim. Çünkü geniş bir alanda rölyef pasta çalışacaksanız bunda ve bunun üzerine doku verecekseniz, örneğin budak aparatıyla doku verecekseniz ya da budağın arkasıyla doku verecekseniz, poşetle dokular veriliyor mesela. Birçok doku verme yöntemi var. Yine siz kendiniz özgün ekleyerek dokular verebilirsiniz. Bunu verirken çok çabuk kurursa ince sürdüğünüz yerler, üzerine işlem yapamazsınız. Bu sefer güzel görüntüler oluşmaz. Glazing ekleyerek, glazing medium ekleyerek kurumayı yavaşlatabiliyoruz. Sonra rölyef pastamızın içerisine istediğimiz kadar renk karıştırabiliyoruz. Senart'ımızın renklerinden ekleyerek rengarenk rölyefler elde edebiliyoruz. Bu şekilde de renkleri elde edip direkt kabartılar oluşturabiliyorsunuz. Yani üzerinden boyama yapmanıza gerek kalmıyor kuruduktan sonra renkler karıştırdığınızda. Daha sonra hangi aparatları kullanabiliriz? Stencil kullanabilirsiniz. Mesela budak aparatı demiştik. Poşetle yapabilirsiniz. Budak aparatının arka tarafındaki tarakla mesela çok güzel görüntüler oluşuyor. Biz bu masamızı o şekilde yaptık. Yine spatula yardımıyla yapabilirsiniz. Bunun üzerine ve benzer şekilde eklemeler yaparak kendi özgün fikrinizle farklı dokular oluşturabilirsiniz. Ben bahsedeyim ne kadar zamanda kurur. Rölyef pastamız 12 saat ile 24 saat arasında kuruma sağlar. Bu 1 saat içerisinde de kuruma sağlayabilir. Nasıl oluyor bu? Eğer çok ince bir yüzeye oluşturduysanız 1 saat içerisinde de kuruma sağlayabiliyor. Glazing de yoksa içerisinde. Ama çok fazla kalın bir doku verdiyseniz onu 24 saat beklemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü üst tarafta kurumuş gibi görünebiliyor ama alt tarafta bir kuruma tam olmamış oluyor iç tarafta. Ve siz üzerine işlem yaptığınızda rölyef pasta yumuşayabiliyor. Bu sefer dağılabiliyor. Dağılabiliyor dediğim boyası çıkabiliyor. Üstüne kullandığınız boyayla karışabiliyor. O yüzden taşlaşması için 12 saat ile 24 saat beklerseniz daha sağlıklı ürünler çıkartabilirsiniz. Üst üste katman katman kullanabilirsiniz. Ama yine bekleme sürelerine uyarsanız üst üste yine katmanlar ekleyebilirsiniz. Umarım bu bilgiler sizlere yeterli gelir. Eğer gelmezse, merak ettiğiniz birkaç soru daha varsa altta yorum olarak yazabilirsiniz. Biz en kısa zamanda sizlere cevap vereceğiz. Bizim Instagram sayfamız da var. Orada daha çok aktifiz, kısa videolar da çekiyoruz. Orada haftalık videolar çekiyoruz. Orada her gün video çekip atıyoruz. O yüzden oradan da bize mesaj atabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Videonun sonuna da eklemeler yapacağım. Rölyef pastayı kullanırken hangi yüzeylerde birkaç örnekler göreceksiniz. Videonun sonuna kadar izlerseniz yararınıza olur. Ve ayrıca abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sanatta kalın, Senart'ta kalın. Görüşürüz.